Hocam şimdi enflasyon dedin, oradan bir konuşmaya devam etmek lazım. Çünkü aslında faizle ilgili bu yeni program ve Sayın Mehmet Şimşek şunu merak ediyor, şunu söylemişti. Enflasyona bizim birinci hedefimiz fiyat istikrarı ve bunu sağlayacak adımları atacağız. Enflasyonun eğer düştüğünü görürsek ve bunun kalıcı olduğunu düştüğünü şahit olursak faizleri daha fazla yükseltmeyebiliriz gelecek bir takım açıklamalar yapmıştı programa dair. Enflasyon hedefinde ne durumdayız sizce hocam? Ya ben yani enflasyonun işte zirveyi bahsedildiği gibi ve herkesin artık bangır bangır bağırdığı gibi baz etkisiyle Haziran enflasyonu yani Temmuz'la beraber düşmeye başlayacağına katılıyorum ama Merkez Bankası hedefinden daha yukarıda olur gibi geliyor bana. Yani birebir o hedef olmaz. Daha yukarıda bir yere gelir enflasyon. Ama evet şu göreceğimiz zirve 70 ise oradan daha aşağı gelir. Yani 40 ile 50 arasında bir yere gelir gibi geliyor bana. Yani Merkez Bankası'nın biraz iyimser olması da anlaşılabilir. Yani raydan çıkmış bir enflasyon konusunda hani genelden biraz daha iyimser bir hedef koyduğunu. Yani tutmayacağını muhtemelen kendileri de biliyor. Ama dediğim gibi yani 40'ın üzerinde bir enflasyon olur yıl sonu. Bu da hedeflerinin üzerinde olur. Ama zaten bu uzun bir yol Erol. Yani böyle hani bunu yaptık bu sefer bu sene de çözdük falan çok kolay işler değil. Yani bu biraz zaman alacak bir şey. Hedeften daha yukarıda yavaş yavaş olacak. Peki yani şimdi enflasyonda bir yapışkanlık var izlenimi var şu an piyasada. Seçim harcamaları da henüz etkilememiştir diye tahmin ediyorum. Eğer enflasyon yüksek kalırsa veya yani trendi bozulmazsa sizce bir tane daha faiz artışı yaparlar mı? O şeyi verdiler mi piyasaya izlenimi? Yani bence evet. Yani hep biz düşünsene Merkez Bankası Başkanı değişiminden sonra, Sayın Bakan değişiminden sonra yorumları hatırla. Sayın Bakan 25'e kadar çıkaracak kadar izin aldı. 25'ten fazlaya çıkaramaz. Yok işte olursa yok bakan gidecek, bakan gelecek. Hatırlasana bunlar konu. Seçim bitti şu olacak falan. Yani bugün artık eğer siyasetçi, yani tırnak içinde ben böyle düşünmüyorum da 50'ye izin verdi de 52,5'a mı izin vermedi? Yani ben artık onun kabul edildiğini, siyasetçinin tam yetkiyi devrettiğini, ekonomi yönetiminin bu anlamda gerekeni yapacak şekilde adım atmaya başladığını anlıyorum. Eğer doğru anlıyorsak da o zaman Merkez Bankası gerekirse bir kez daha arttırır. Fakat bir yerden sonra artık konu yani onun 50 ya da 52,5 yapılması değil. Anlatabiliyor muyum? Yani biz sadece bu konuyu faizle çözemeyiz ki abi. Yani eğer böyleyse yani memlekette büyük bir problem var. Enflasyon yangını var. Merkez Bankası bunu faiz arttırıp bir şey indirebiliyorsa biz o zaman 5 yılda bir Merkez Bankası başkanı seçmemiz lazım. Doğru bir şey anlamında seçime oy vermeye gidip. Yani bu merkez bankalık bir şey değil arkadaş yani. Çok kıymetli bir bürokrattır ama bürokrattır. Yani sonuç olarak memlekette bir şey bu kadar enflasyon anlamında ekonomik veriler bu kadar raydan çıkmışsa hükümetin topyekün bir sürü kararla bu işi düzene sokması lazım. Merkez bunlardan önemlilerinden biri ama biri. Yani bunun bir de maliye politikası var öyle değil mi? Yani tek başına 5 daha arttırsa da bunu enflasyonu 25'e indiremez. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani faizi Doğru, 80 yani yaparsanız indiremezsiniz ay, yıl sonunda enflasyonu 20'nin altına. doğru. Yani neticede orada bütüncül bir yaklaşım izlemek gerekiyor. Dolayısıyla maliye politikaları da aynı şekilde sıkı yönetilmesi gerekiyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında bu konuyu gündeme getirmişti. Ama bir yandan da şey de söylemişti, hani yanlış anlaşılma olmasın, işten çıkartmalar gibi bir manaya gelecek bir şey söylemiyorum. İsraf kısacak bir takım şeyler, uygulamalar yapacağız gibi manaya gelen bir cümlesi olmuştu.